Onların önünde ne kadar sayısal öğrencisi var? Yani çünkü bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Bu sene eşit ağırlık öğrencilerinin önünde de bugüne kadar yapmadığım bir şey yapacağım ve sizden 1000. olan bir öğrenci bir edebiyat neti yapsaydı AYT matematiği fullemiş, yani 40'ta 40 yapmış. Şu anda kendisini şöyle düşünmeli. Elindeki kağıtta 40.000 yazdığı için bir 40.000. Arkadaşlar merhaba, 2018 tercih dönemi ile ilgili video serilerimize devam ediyoruz. Bu videoda biraz veri analizi yapacağız. Biraz elimize gelen sonuçların geçen seneye kıyasla nasıl farklılıklar taşıdığını konuşacağız. İşleyeceğimiz konu şu olacak: önümüzde kaç tane sayısalcı var ya da kaç tane eşit ağırlıkçı var, kaç tane sözelci var? Bununla ilgili nasıl veriler elde edebiliriz? Tabii ben bu verileri tamamen sizlerden talep ettiğim sınav sonuç belgelerine göre yapacağım. Geçen seneyle bu seneyi kıyaslarken tabii ki bazı benzerlikler var. Biz bu benzerlikler üzerinden gideceğiz. Ben şimdi onların neler olduğunu size tek tek anlatacağım. Geçen sene ile bu sene arasındaki en belirgin farkı şöyle söyleyebiliriz. Geçen sene bir sayısal öğrencisi edebiyat sınavına girip herhangi bir net işaretlemediği zaman eşit ağırlık puanı, TM puanı hesaplanmıyordu. Ama şimdiki sınav sisteminde işaretlememiş haliyle hesaplanıyor. Aynı şekilde bir TM öğrencisi diyelim ki bir AYT feni sorusu işaretlemediği halde onun da fen sıralaması, Türkiye geneli sıralaması hesaplandı. Bu da ister istemez bazı durumlarda sizin önünüze sayısal ya da eşit ağırlık öğrencilerinin geçmesine sebep oluyor. Peki geçmesine sebep oluyor ama ne kadar geçiyor? İşte burası önemli. İnternette ben ilk başta bu işi araştırmaya başlarken biraz ne söylenmiş ona baktım. Genelde gördüğüm şey şu oldu: çok fazla böyle veri üzerine dayanmayan genel geçer bir takım söylemler. İşte sayısal öğrencilerinin önünde çok fazla eşit ağırlık öğrencisi var. Ya da işte eşit ağırlık öğrencileri mutlaka önündeki sayısal öğrencilerin kaç tane olduğunu bilmeliler. Peki bunu bilmezsek, gerçekten bu sayının ne olduğunu bilmezsek, yani sadece önümüzde eşit ağırlıkçı ya da sayısalcı var demek ne kadar faydalı olacak? Tabii ki bir işe yaramayacak. Gelin şimdi bu sayıların ne kadar olabileceğine dair bir takım tahminler yürütelim. Tabii ki bu tahminleri yürütebilmek için de sizden gelen sonuçlara bakalım. İlk analizimizi eşit ağırlık öğrencileri için yapalım. Bakalım onların önünde ne kadar sayısal öğrencisi var. Bunu yapabilmek için sayısaldan sınava girmiş, yani esasta baktığımızda sınav sonuç belgesine sayısalcı olduğu belli olan, nasıl yani fen netlerini işaretlemiş ama edebiyata kesinlikle dokunmamış öğrencilerin aldığı sayısal ve eşit ağırlık sonuçlarına bakalım. Ben şimdi tahtaya yazacağım, ondan sonra üzerine konuşmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben şöyle kenara çekileyim ve siz isterseniz görüntüyü bir anlığına dondurun. Şu tahtaya yazdıklarıma bakın. Bunlar az önce söylediğim gibi kesinlikle eşit ağırlıktan puan almak adına herhangi bir edebiyat ya da işte o AYT bölümündeki işte tarih coğrafya kısımlarından herhangi birini işaretlememiş arkadaşlarımız. Aldıkları eşit ağırlık sıralamaları ve sayısal sıralamaları bu şekilde. Tabii ki diyeceksiniz hocam bu sıralamalar biraz dengesiz. Burada bir dengesizlik var. Hemen mesela dengesizliğin olduğu bir yere gidelim. Mesela şurayı inceleyelim. Öğrenci sayısalda 35.000. olmuş. Diğer öğrenci 38.000. Ama bu öğrenci eşit ağırlıkta 78.000. olmuş. Diğer öğrenci ise eşit ağırlıkta 96.000. olmuş. Arada çok ciddi bir fark var. Hatta bunun tersi olduğu durumlarda yok mu? Bakalım hemen şunu da ekleyelim. Öğrenci 38.000. değil 47.000. olmuş. Ama eşit ağırlıktaki sıralaması 77.000. Bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi şu olabilir. Bu ilk sıradaki öğrencinin eğer fen netleri matematik netlerine göre, mesela AYT'deki feni, AYT'deki matematiğine göre çok daha iyiyse sayısalda iyi bir sıralama elde edecek ama eşit ağırlıkta o kadar iyi bir sıralama elde etmeyecek. Diğer bir öğrenciye bakıyorum. Sayısalda onun kadar başarılı değil ama eğer sayısaldaki sıralamasını matematikle elde ettiyse, matematik eşit ağırlıkçılar için de önemli olduğu için eşit ağırlıktaki sıralaması iyi olabilir. Burada genel bir ortalama alabilirsiniz. Şimdi eşit ağırlık öğrenciler için şöyle bir şey söylenebilir. Mesela şu 3 sayıya bakalım şöyle. Şu 3 sayıya baktığım zaman şunu görüyorum. 23.000 ile 26.000 arasında öğrenciler sayısalda. Eşit ağırlık sıralamalarının şöyle kabaca bir ortalamasını almak istersem ne diyebilirim? 58-69, yaklaşık olarak bir 60.000 gibi bir sayı çıkıyor burada. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Ortalama olarak 60.000. olan eşit ağırlıkçı bir öğrencinin önünde yaklaşık olarak 24.000 tane sayısalcı var. Şimdi buradaki verilere bakarak ben verileri size burada verdim.
Aynı zamanda bu verileri, yani bu arkadaşlarınızın sınav sonuç belgelerini bu videonun altına açıklamalar kısmına dosya olarak ekleyeceğim. Bu yöntemi kullanarak benzer analizleri siz de yapabilin, kafanız karışmasın diye. Onları da size sunacağım. Aynı zamanda arkadaşlarınızın sonuçlarını da elinize alarak oradan kıyaslamalarda yapabilirsiniz. Benzer bir kıyaslamayı mesela şöyle de yapabiliriz. Diyelim ki dereceye oynayan bir eşit ağırlıklı öğrencisi sınav sonucuna baktığında ister istemez bir takım gerilemeler görebilir. Yani ben çok daha iyisini bekliyordum ama sıralamam o kadar iyi gelmedi. Mesela diyelim ki 10.000 olsun, yani hedefi 10.000 olan birisi var. Ya da sınav sonucu 10.000 olarak gelmiş. Şimdi sınav sonucu 10.000 olarak gelmiş birisi hemen şuraya bakabilir ve önünde yaklaşık olarak şöyle kabaca 3.000-2.500 sayısal öğrencisinin olduğunu düşünebilir. Burada hemen şöyle bir şey de düşünmek lazım. Buralar biraz daha karışık ama şuralara baktığımızda burada çok daha iyi sıralama elde eden bu sayısal öğrencilerinin biz eşit ağırlıktan tercih yapmayacağını da bekliyoruz değil mi aynı zamanda? Mesela sayısalda 2000'inci, 2400'üncü, 4500'üncü olan öğrenciler tıp fakültelerini, mühendislikleri tercih edecekler. İşletme tercih edemezler mi? Eşit ağırlık sıraları da çok iyidir. Tercih edebilirler. Şimdi benzer bir şekilde baktığımda burada da şöyle bir şey görüyorum. Mesela eşit ağırlıkta bu öğrenciler 50.000'inci olmuş. 50.000'inci olan öğrenciler kimler? İşte sayısalda 16.000, 21.000, 22.000 yapan öğrenciler. Dolayısıyla şuraya baktığımda da şöyle bir sonucu görüyorum. Yaklaşık olarak 50.000'inci olan bir eşit ağırlıkçı önünde 20.000 tane sayısal öğrencisinin olduğunu düşünebilir. Bu 20.000 tane sayısal öğrencisi ilk 20.000'de yer aldığı için aynı zamanda onların da sayısal alanda tercih yapmalarını beklemek zaten yüksek bir olasılık. Ama kesinlikle yapacaklar diye bir şey yok. Ama baktığınızda mantık bunu gerektiriyor. Yani orada ne kadar oynayacaktır? 500 oynayabilir, en fazla 1000 oynayabilir. Ama o 20.000'in yarısının eşit ağırlıktan tercih yapmayacağını biliyoruz. Gene benzer şekilde biraz yüksek rakamlara baktığımızda biraz daha orada hata payları artmaya başlıyor. Çünkü neden? Netlerde bu sefer dengesizlikler oluşmaya başlıyor. Öğrenci sayısal sıralamasını fen netleriyle elde etmiş olabilir. Dolayısıyla bu eşit ağırlıkta onu yükseltmez. Öğrenci sayısal sıralamasını eğer matematik netleriyle yükselttiyse eşit ağırlıkta da iyi bir sonuç alabilir. Mesela ben hemen şu iki öğrenciyi kıyasladığımda burada gene şöyle bir sonuç görüyorum. Sayısalda benzer sıralamadalar ama eşit ağırlıkta bu öğrenci çok daha geride. Demek ki bu öğrencilerin sınav sonuçlarına zaten dediğim gibi ulaşabileceksiniz. Onu da rahatlıkla görürsünüz. Bu öğrencinin sayısal puanı fen netlerinden geldiği için eşit ağırlıkta iyi bir sıralama elde edememiş. Bir de böyle bir sıralama var. Elimizde sıralamalarda yaklaşık olarak 500.000'in üzerine çıktığımızda neredeyse yarı yarıya eşit ağırlık sayısal öğrencisi olduğunu görüyoruz. Ama burada tabii ki eşit ağırlıktan tercih yapanlar da çıkacaktır. Oradaki sayılar da artacaktır. Yani kabaca özetleyecek olursam şöyle bir şey söyleyebilirim. 10.000'inci olan bir eşit ağırlık öğrencisi önünde yaklaşık olarak 3.000 sayısal öğrencisi olduğunu düşünebilir. Benzer bir şekilde sıralaması yaklaşık olarak 20.000'lerde olan birisi 6.000, 7.000 gibi düşünebilir. 30.000'lerde olan 10.000'e yaklaştığını düşünebilir. 50.000 eşit ağırlık sıralaması olan bir öğrenci yaklaşık 20.000 sayısalcının önünde olduğunu düşünebilir. 60.000 sıralaması olan bir öğrenci de yaklaşık 22.000, 23.000 civarında olduğunu düşünebilir. Biraz daha gerilere gittiğimizde dediğim gibi tablo biraz daha karışmaya başlayacak. Çok yüksek sıralamalardaysa neredeyse yarı yarıya olduğu düşünülebilir. Şimdi arkadaşlar şöyle sıralamalara baktığımız zaman hata payların olabileceğini söylemiştik. Mesela buraya bakıyoruz. Öğrenci sayısalda 14.000'inci, eşit ağırlıkta da 15.000'inci ve bu öğrenci kesinlikle herhangi bir edebiyat neti yok. Herhangi bir işaretleme yapmamış o alanda. Bu yakınlık mümkün olabilir. Nasıl olabilir? Az önce söylediğim şekilde öğrenci eğer matematikle aldıysa netlerini, puanlarını, dolayısıyla sayısalda ve eşit ağırlıktaki sıralamaları birbirine yakın olabilir. Bu öğrencinin de fen netlerinin düşük olduğunu gene baktığınızda görebileceksiniz. Ama yine de her şeye rağmen buraya baktığınızda şöyle şeyler görebilirsiniz. Bu aldığımız ortalamalar yaklaşık olarak doğru olacaktır. Çünkü bu kadar sayı üzerinden baktığımızda hata payı ister istemez gittikçe azalacak. Arkadaşlar geçen seneyle bu senenin arasındaki farkları biraz daha somutlaştırmak istersek şöyle bir şey yapabiliriz. Geçen sene 20.000'inci olmuş bir öğrenci, edebiyatta işaretleme, sayısalda 20.000'inci olmuş bir öğrenci, edebiyatta bir işaretleme yapmadığı zaman ne oluyordu? Puanı hesaplanmıyordu. Dolayısıyla TM1, TM2, TM3'ün yanında sadece bir boşluk bulunuyordu.
Ben şimdi o öğrencilere birer net edebiyattan ekledim. 20.000. sayısalda 20.000. olan bir öğrenci bir edebiyat neti yapsaydı geçen sene 100.000. olacaktı. Yani edebiyat sınavına da girip bir şeyler karaladıysa eğer sıralaması çok da iyi olmayacaktı. 50.000. bir öğrenci biraz bir şeyler karaladığında 100-150.000 aralığında yer alacak. 70.000. sayısalcı bir öğrenci de 200.000, 180.000 gibi ileri bir sıralamaya gidecek. Dolayısıyla geçen seneyle bu seneyi kıyasladığımız zaman bu sene eşit ağırlık öğrencilerinin önünde çok ciddi sayısal öğrenciler var. Ama geçen sene bu durum kesinlikle böyle değildi. Bu yüzden eşit ağırlık öğrencileri bu sene tercih yaparken şöyle düşünmeli. 40.000. mi oldu? Hemen buraya bakacak. 40.000. olan bir öğrencinin önünde yaklaşık olarak 15.000 sayısal öğrencisi mi var? Kendisini önce bir 25.000. gibi düşünecek. 25.000. eşit ağırlıkçı bir öğrenci nasıl bir tercih yapmalı? Bana sorarsanız 15.000'de başlamalı, 40.000'de bitirmeli. Hatta biraz daha üstlerini de ne olur ne olmaz düşünebilir tercih hatalarının yaratacağı sıkıntılardan kaynaklı. Çünkü başka öğrenciler tercih hataları yapabilirler. Diğer taraftan da kendisini şöyle düşünmeli. Elindeki kağıtta 40.000 yazdığı için bir 40.000. gibi düşünmeli. Yani 60.000'e kadar da geri gitmeli. Dolayısıyla aralığı biraz açmakta fayda var. Yani eşit ağırlıkta 40.000. olmuş bir öğrenci 10.000'den başlayıp 60.000'den bitirecek şekilde 24 tercih hakkını kullanabilir. Eşit ağırlık öğrencileri için birçok şey söyledik. Şimdi gelin sayısal öğrenciler için durum nasıl? Onların önünde eşit ağırlık öğrencileri var mı? Ne kadar var? Gelin bir de ona bakalım. Sayısal öğrencileri için de yapılan çok önemli ve hatalı bir tespit var. Sayısal öğrencilerinin önünde çok fazla sayıda eşit ağırlık öğrencisi var. Eşit ağırlık öğrencileri için tahtaya çok fazla veri yazmıştım ama sayısal öğrencileri için durum o kadar basit ve o kadar yalın ki sadece 2 tane öğrencinin sınav sonucunu yazacağım. Bunlardan birisi de Türkiye birincisi olacak. Gelin şimdi tekrar tahtaya dönelim. Arkadaşlar şimdi bu iki sonuç bizim için gayet yeterli olacak. Çünkü tahtaya baktığımızda gördüğümüz sonuç o kadar basit ve o kadar yalın ki anlaşılmayacak da hiçbir tarafı yok. Gördüğümüz şey şu. Eşit ağırlık Türkiye birincisi. Netleri muazzam. Kendisini tebrik etmek lazım. Fende galiba ya 20'de 20 ya 19'a 1 yapmış. TYT kısmında. AYT kısmında da tabii ki fene hiç dokunmamış. Burada da gene 2400. bir öğrenci var. O da AYT kısmında fene kesinlikle dokunmamış. Türkiye birincisi, eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olan kişi ki bu kişi aynı zamanda AYT matematiği fullemiş. Yani 40'ta 40 yapmış. Edebiyat kısmında 40'ta 40 yapmış. TYT'de de birer yani bir iki tane yanlışı bile yok. Çoğu alanda birer yanlışı var. Böyle bir başarı elde etmiş, sınav sonucu elde etmiş öğrencinin sayısaldaki sıralaması 39.000 olarak gelmiş. Yani ben rahatça şunu düşünebilirim. Eğer iyi bir, başarılı bir eşit ağırlık öğrencisinin sayısalda AYT'de fen işaretlemediğini, iyi bir fen işaretlemediğini düşünürsem aslında neredeyse 39.000 sayısal öğrencisinin yani 39.000. olan sayısal öğrencisinin önünde hepi topu bir tane, iki tane, 100 tane belki en fazla olsa olsa 500 tane eşit ağırlık öğrencisi var. Dolayısıyla sayısal öğrencileri kendi sıralamalarını referans alabilirler. İnternette ne yazık ki bununla ilgili çok fazla kirli bilgi dolanıyor. İşte yaklaşık olarak 5'te 1'i kadar olabileceği, ne bileyim işte 40.000'se bir 5.000'i 10.000'i eşit ağırlıkçı olabileceği gibi şeyler duyabiliyoruz. Bu tabii ki kesinlikle doğru değil. Diğer taraftan 2400. arkadaşımıza bakalım. Bu da 100.000'in gerisine düşmüş. Yani basitçe sayısalcı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Sıralamaları 100.000'de ise önlerinde en fazla 3.000, 4.000, 5.000 belki ki onun da çok mümkün olduğunu zannetmiyorum. Eşit ağırlık öğrencisinin olacağı. Elbette bir eşit ağırlık öğrencisi AYT'de fen işaretlediğinde bu sıralamaların daha üstüne çıkabilir sayısalda. Ama ortalama bir eşit ağırlık öğrencisinden bunu beklemiyoruz. Alan değiştirmiş bir öğrencidir. Eski sayısalcıdır. Şansını denemek için işaretlemiş olabilir. Bu mümkündür tabii ki. Ama bu öğrencilerin sayılarının da çok fazla olmayacağı öngörülebilir. Şimdi arkadaşlar ben bunun üzerine bir geçen seneyle de kıyaslama yapmak istiyorum. Geçen sene eşit ağırlık sıralaması 20.000 olan bir öğrenciye sayısal puanının hesaplanabilmesi için diyelim ki fizikten bir net eklediniz. Geçen sene YGS, LYS sisteminde LYS fiziğine bir net eklediğinizde o öğrencinin sıralamasına baktığımda yaklaşık olarak 130.000 olduğunu görüyorum sayısalda.
Geçen sene de aslında farklı bir durum yoktu. Geçen seneye baktığımda da sayısal öğrencilerin önünde eşit ağırlık öğrencilerinin olmadığını söyleyebilirim. Geçen seneyle bu seneyi kıyaslamak için daha keskin bir analiz yapmak istersem, geçen sene sayısal öğrencilerin önünde daha fazla eşit ağırlık öğrencisinin olduğu düşünülebilirdi ama bu sene kesinlikle çok çok daha az. Tabii burada ben sayısal puan hesaplanabilmesin için öğrencilere net ekledim ama birçok eşit ağırlık öğrencisinin aslında biz LYS fizik sınavına, biyoloji sınavına girmediğini de biliyoruz zaten. Dolayısıyla bir sayısal öğrencisi tercih yaparken kendi sıralamasını referans alabilir. Mesela 50 bininci olan bir öğrenci gene 30 binden başlayıp 80 bine kadar istediği aralıkta bir sıralama yapabilir. Hele ki sıralaması yüksek 40 binin içerisinde olan sayısalcı arkadaşlar önlerinde eşit ağırlık öğrencilerinin olduğunu düşünmemeliler. Videoyu izleyen sözelci arkadaşlar varsa eğer onlar için de bazı bir takım şeylerden bahsedelim. Sözele baktığımda da şöyle şeyler görüyorum. Eşit ağırlıkta Türkiye birincisi olmuş arkadaşımızın sözel sıralaması 1.5K. Eşit ağırlıkta 2400. olmuş arkadaşımızın sıralaması da 36.500 civarında gelmiş. Bu da gene bize şunu gösteriyor. Yani sözelci arkadaşlar da tercih yaparken önlerinde çok fazla eşit ağırlık öğrencisi olduğunu düşünmemeliler. Bunu da nereden görüyorum? Sözelde sıralamanız 36.5 olduğunda eşit ağırlıktan 2500, 3000 en fazla bu kadar öğrencinin olduğunu düşünebilirsiniz. Yani burada esas oynamanın şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Sayısalcı ve sözelci arkadaşların ellerindeki sonuçlar aslında neredeyse gerçek sonuçlara, önceki senelerdeki sonuçlara oldukça yakın. Dolayısıyla tercih yaparken geçen senenin rakamlarını referans alabilirler. Ama eşit ağırlıkçı arkadaşlar için yer yer yarı yarıya kadar bile değişen bir sonuç olduğundan bahsetmek mümkün. Arkadaşlar şimdi bugüne kadar yapmadığım bir şey yapacağım ve sizden bu videoyu paylaşmanızı isteyeceğim. Çünkü bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Ne yazık ki birçok insan ister istemez tercih hatası yapabilir. Bunun önüne geçmek için, arkadaşlarınıza yardımcı olmak için bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.